Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Gün Günden programması bugün de size selamlar. Stüdyoda çalışacağım bugün ben Alona Terzi. Musafirim Şansura karşımda. Bu sebepten sevgili dostlar size de teklif ederim. Bugün de bizimle birlikte geçirersiniz. Çok meraklı hem önemli bir konuşmamız, bir lafımız bugün de stüdyoda geçecek. Kalın bizimle bir iki kıpımdan sonra yine stüdyomuza döneriz de ben tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirimizle. Sevgili seyirciler, isterim söylemeye hani gün günden, yıl yıldan Gagauziyamız ilerler. Değişilmekler olaylar güzel tarafa, iyi tarafa. Bitki vakitleri biraz daha hızlı başladı turizm tarafı ilerleme ama pandemi girdi araya. Ama umutlanırsan kısa zamanda bu da kalacak yerde de Gagauziya kendi güzelliklerini, kendi adetlerini, hem kendi varlıklarını hep öyle açık canlan hem yürekle turistlere gösterecek. Turistlik için bugün isterim laf edelim. Turizm için Gagauziya'da, turizm için Türkiye Devleti'nde hem ne soyu var nece bağlama bu iki ülkeyi turizm tarafından bugün laf edeceğiz bizim misafirimizle. Hangisi bu uğurda çalışır Şansura 30 yıldan ziyade İsmet Balkan stüdyamızda bulunur. Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı. Zaman hayır olsun İsmet Bey. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, hoş gördük. Çok sevinirim. Hani az bir zamana geldiniz bu seri Gagauziya'ya evet. Ama uğrayabildiniz televizyona da. Laf edeceğiz bugün, bizim seyircilere de anlatacağız. Ne niyetle bulundunuz Gagauziya'da? Ama adetçe Türkiye'den gelen misafirlere her zaman soruyoruz. Gagauziya kaç defa geldiniz? Hem Gagauziya nasıl buldunuz? Şimdi ben Gagauziya bu dördüncü gelişim. Her seferinde de çok mutlu döndük buradan. Dediğiniz gibi ben turizmciyim. Hep böyle değişik yerler arıyoruz. Gagauziya uzun zamandan bu yana duyuyorduk buraya gelmeden önce. Ama çok merak ediyorduk. Mesela Romanya'yı tanıyorduk, Bükreş'i, Köstence'yi tanıyorduk. Avrupa ülkelerini ama Moldova'ya hep böyle bir merak ettiğim bir yerdi. O yüzden bundan aşağı yukarı bir yıl önce ilk olarak geldim. Daha sonra işte sizin belediye bizi buranın kurtuluş gününde çağırdı. Daha sonra Kişinev Ekonomi Üniversitesi turizm temalı bir konferans için çağırdı. Ve ardı üniversiteden yine Rektör Bey ile bir itibata geçmiştik. Yani bu dördüncü gelişim. Gagauziya nasıl buldunuz? Gagauziya çok güzel. Yani çok her seferinde yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bugün yine Tomaya köyündeydim. Daha önce de Tomaya'ya gitmiştik. Çardağ'a gittik bugün. Yani burası orijinal. Yani aynı bizim eskiden Türkiye'nin bizim köylerimiz, bizim çocukluğumuzdaki yaşantının hala burada devam etmesi. Bütün orijinaliteyle insanlar çok sıcakkanlı. Şarabınız çok güzel. Ama yani, Türkiye'nin o eski köyleri kaybedildiler mi? Kayıp mı oldular yoksa var mı Türkiye'nin o eski köyleri? Yoksa değiştiler, tam modernize edildiler mi? Şimdi şöyle oldu Türkiye'de. Aslında aynı sizin buraya böyle evleriniz gibi bizim de evlerimiz vardı. Tek katlı bahçeli evler vardı ama zaman içinde özellikle bizim Çanakkale bölgesinde hep oralara beton evler yapıldı. Mesela sizin evleriniz burada kerpiçten. Kendine özgü bir stili var, tek katlı bahçeli. Ama bizde onlar yıkıldı. Kerpiç, bizde de kerpiçten de evler yıkıldı. Onların yerine beton evler yapıldı. O beton evlerde soğuk oluyor. O sıcaklığı, o güzelliği pek yansıtamıyor. Ne bileyim aile bütün halde yaşayamıyor. Bahçede çocuklar oynayamıyor. O sokaklarda işte çocuk parklarına gidiyorlar. Yani o bakımdan bizde o orijinallik birazcık kayboldu. Ama sizde daha devam ediyor. Biraz eskimiş olsa da benim çok hoşuma gidiyor. Size bir nostalji buraya gelmek, evet, evlere evet. Uğramak. İsmet Bey, söylediğiniz Tomay köyünde bulundunuz. Evet. Söyleyeceğiz için anlatacağız bizim seyircilere. Yani siz karar verdiniz Tomay köyünde bir ev evet. Alma, satın alma bir ev. Ne niyetle bunu yapıyorsunuz hem ne soy Tomaya düştünüz yani evet. Değil diyelim Kumrat'ta yerleşersiniz ya da başka köylerde ama Tomay'da bir dostluğunuz mu bir kimseyle evet, evet, oldu evet. Kim getirdi sizi Tomay'a? Şimdi biz aslında önce Ferhat Bey vardı şimdi Gagauziya'dan evli İstanbul'da yaşıyor Ferhat Bey'le öyle teşvik mesaiye geçtik onu internette onunla karşılaştım daha sonra Ferhat Bey Vera Hanım'la belediyeden turizm Vera Hanım'la bir programa dahil olduk bir pandemi döneminde.
Sonra buraya geldik. Burada da Yuris Tamar diye bir arkadaşla tanıştık. Çok sıcakkanlıydı. Bizi aldı, evine götürdü, Tomai'de. Orada işte ailesiyle birlikte yemekler yedik. Sonra köyü gezdik. Ben de o sırada dedim ki ya çok hoşuma gitti burası. Yani şimdi insanlar gidiyorlar Berlin'den. İşte benim daha önce Berlin'de de bir evim vardı mesela. Onu sattım. Çok da hoşuma gitmiyor Berlin'de olmak. Daha çok böyle doğayla iç içe olmak daha hoşumuza gidiyor. Bir de herkesle Türkçe konuşabiliyorsun. Herkesi anlıyorsun. İşte pazara gidiyorsun. Pazarda aynı benim Çanakkale'deki gibi ben orada konuşabiliyorum herkesle. Bir yer bakalım dedik. O hemen bize bayağı böyle bir sürü şey gönderdi. Ev resimleri gönder, burası satılık, şurası şu fiyat diye. Sonra tekrar ikinci gelişimizde baktım bir tanesi hoşuma gitti. Fiyatı da oldukça da uygundu. Yani bize göre uygundu. Alım için bir kere geldim ben. Yani paramı aldım cebime geldim. Olmadı. Şimdi o zaman vekalet vermesi gerekiyordu o hanımefendi akrabasına. Şimdi tekrar geldik, vekalet verildi ama yine olmadı. Bugün Çardak'a gittik çünkü Çardak'ta orada birçok belge gerekiyormuş. İşte benim eşimin evlilik cüzdan belgeleri falan gerekiyormuş. Artık bir dahaki sefere kaldı ama niyetimiz bu yönde ve böyle bir ne bileyim ailemizde, eşimiz, dostumuzda geldiğimizde bağında kendi şaraplarımızın üzümlerinden şarap yapıldığı bir ev olması benim fikren hoşuma gitti. Gelen sıraya geleceğiniz işinizle şu an sonra bir kalacak yeriniz var. Evet, evet. Yani o sizi tutturur mu? Destekler mi sizin işiniz bu istemeklerde hem bu ev almakta, turizm ilerletmesinde destek olur mu işiniz size bu? Şimdi eşim, hani Gagavuzya'ya gelme isteyen evet, mi işinizde? Eşim henüz daha gelmedi. Yani onun Almanya'da bizim oturma müsaadımız var. O yüzden sıkıntımız yok ama pasaportu hazır olmadığı için henüz daha buraya gelmedi. O yüzden de garip bir fikir olarak kabul ediyor. Pek de öyle acayip bir şey geliyor. Ya nereden çıktı işte Gagavuzya'da, Komrat'ta, Tomai köyünde ev almak nereden çıktı diye. Biraz garipsiyor. Çocuklarım garipsiyor ama benim kızım tarihçi. Tarih öğretmeni. Kızım destekliyor. Torunum var. Torunumla ne bileyim orada belki bir havuz yaparız. Onunla o bahçede oynarız şeklinde kafamızdan geçiriyor. Yani öyle eşim pek desteklemiyor. Umutlanıyoruz o da sevecek Gagavuzya. Orası o da geldiği zaman bence o da bizim gibi düşünecek. O bakımdan hiç şüphem yok. İsmet Bey daha bir projemiz var. Projemiz derim de sizi bizim gibi sayarım şansı. Evet, bizim evet. Olarak kabul ederiz şansları. İsmet Bey eta bir proje var. Komrat kasabasının hem Çanakkale arasında dostluk bağlantısı. Evet. Bir anlaşma. Evet. Bu anlaşmayı isterim anladınız. Bu anlaşma kuruldu mu, kurulmadı mı? Kurulmadıysa ne zaman kurulacak? Hem evet. Ne verecek bu Komrat, Gagavuzya ve Çanakkale kasabasına? Şimdi biz işte Vera Hanım'la yaptığımız o görüşmelerden sonra dedik ki bu bağımızı nasıl ilerletebiliriz? Daha kalıcı nasıl yapabiliriz? Kardeş şehirler yani insanlar, şehirler kardeş olabilir. Bizim belediyemizde sizin belediyeniz kardeş şehir olabilir. Bunun için belediyeler arasında görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta gayet sıcak yaklaştı. Bizim belediye başkanımız Ülgür Gökhan da çok sıcak yaklaştı. İşte Özlem Eryiğit var, kültür müdürümüz. Aynı Vera Hanım burada nasıl turizmden yetkiliyse bizim kültürümüzden yetkili Çanakkale Belediyesi'ne. Onlar kendi aralarına görüştüler. Ben onları bir araya getirdim. Bu hem Komrat'taki belediye tarafından kabul edildi. Bizim meclisimiz, belediye meclisi tarafından kabul edildi. İçişleri Bakanlığı'na gönderildi, Ankara'ya gönderildi. Ankara'da kabul edildi. Şu anda her şey hazır. Yani biz normalde şu anda iki ülke arasında kardeş şehiriz ama karşılıklı bir araya gelip bunun bir imzalanması protokol gerekiyor. Yazması. Bir tören yapılması gerekiyor. Bu tören için henüz daha gerçekleşmedi. Yani bunun için ya bizim Truva Festivali'nde işte buradaki heyetin Çanakkale'ye gelmesini bekleyeceğiz veya bizim belediye başkanımız önümüzdeki aylarda buraya gelecek. Burada öyle bir son bir tören yapılacak ve böylelikle bir resmiyet kazanacak. Ondan sonraki kültürel ilişkiler çok daha sağlıklı olacak. Bizim Gagavuzya'da var çok güzel festivallerimiz. Evet. O festivallerin birisi de Hedirles ayında geçer. Hedirles yurtusu.
bizde var. Güzel. Çok güzel yurtumuz. Dediniz ya bir iki ayın kısa zamanda bir iki ayda olacak diyiniz. Size evet. veririm bir, böyle bir fikir. Çok güzel bir fikir. Kedirli sayında geçer. Biraz pandemi olduğu için bir iki yıl öyle genişten bakılmadı evet. ama gerçekten çok güzel bir festivalimiz. Komrat'ta bakılır, çadırda bakılır, at fermasında bakılır. Hani bu törene gelebilirsiydiler tamam. Türkiye'de. Şimdi Vera Hanım'la görüşmeye gideceğim. Türkiye'de çok güzel olacak. Hani kültürümüzü de göreceğiniz, adetlerimizi de göreceğiniz. Evet. Gerçekten çok tamam, güzel, çok tamam. güzel çok geçer güzel bir festival. Bu da bunun da bir ismini siz koymuş olursunuz. O da güzel oldu. İsmet Bey, biz ya Gagavuzlara, Angılara her gün burada yaşıyoruz. Evet. Turistler geldiğinde başka ülkelerden biz şaşırırız. Onlar da şaşırırlar ama biz şaşırırız. Gelmişler ne bileyim Amerika'dan, Almanya'dan, Türkiye'den Gagavuzi'yi seyretme. Niye evet. acaba burada meraklı onlara diyene bize gelir. Siz biz profesyonel turizm uğrunda çalışan ne evet. varınca söylersiniz? Neyle bugün Gagavuzi'ye meraklı turistlere diyene? Meraklı olabilir de turistlere evet. diyene. Şimdi bizim açımızdan aslında çok özel bir yer burası. Yani biz Türkiye'den baktığımızda Kuzey Avrupa'da Gagavuz Türkleri yaşıyor. Ve biz buraya geldiğimiz zaman Türkçe konuşuyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Yahut da çok az yerinde olan yerler var. Şimdi o açıdan bizim için Kuzey Avrupa'da Gagavuz Türklerinin, Gagavuzların olduğu Türkçe konuşulan bir yer. Doğanız hala çok güzel. Yani siz belki de alıştınız burasını ama yani tamam yollarınızda problemler var ama her şey doğal burada. Yani yeşiliniz doğal, öyle gökdelenleriniz yok. Yani insanlar artık bu pandemi döneminde daha çok doğallık arıyor. Mesela ben o her geldiğimde böyle yemeklerinizle karşılaştık, ne bileyim şarabınızla karşılaştık. Yani bunlar aslında çok ilginç şeyler. Sizin için normal olabilir ama yani sizin mesela şarabınızı ben kime götürürsem Gagavuz şarabı dediğimde bir daha istiyorum diyor. Mesela çok hoşuna gidiyor. Çünkü gerçekten bu bölgenin üzümü çok özel bir üzüm. Ve sizin bu geleneksel olarak yapıyorsunuz bunu. Yani hala böyle bir fabrikasyon değil. Daha bunun bir el emeği var. Ben mesela Tomaye'de de şarap fabrikasına gittiğimde orada kadınlar çalışıyordu. Gayet hijyen, böyle güzel makineler. Yani orada insan var. Şimdi bir Fransa'da bir şarap haneye gittiğiniz zaman orada toplanıyor. Arkasından bakıyorsunuz takır takır makinelerden geçiyor. Ama burada orada bir ruh kaybolmuş. Ama sizde bir ruh var. Yani bana göre bunun öne çıkarılması gerekiyor. Ve dediğiniz gibi o köyler, yani o yıkık da olsa görüyorsunuz orada o evin böyle motifleri var. Böyle çevresinde evet. böyle ahşap işçileri var. İşte sanatçılar gelmiş orada sadece bir ev yapmamışlar. Orada bir sanat icra edilmiş. Yani bunlar çok orijinal şeyler aslında. Şimdi bunu başka yerden gelen insanlar tabii ki onun kültürüyle bağdaştırıyorlar, tarihiyle bağdaştırıyorlar. Bana göre ben mesela en son geldiğimde yanımda bir bakan vardı. Hı hı. Eski bakan, Çanakkale'nin bakanı. Çok hayran kaldı buraya. Ondan sonra Çanakkale Üniversitesi'nin turizm dekanı vardı. Mustafa Boz Bey vardı. Hatta hı hı. Burada rektör beyle bir araya geldik. Protokol yaptılar onlar da iki üniversite. Onlar da hayran kaldılar. Yani hep ben mesela şimdi yalnız geldim ama şöyle biraz fırsat olsa hepsi gelmek istiyorlar. Tekrar gelmek istiyorlar. Ben inanıyorum ki biz işte sizlerle böyle kültürümüzü, bağımızı güçlendirdikçe hem sizleri Çanakkale'ye çekmek isteriz hem de Çanakkale'den veya Türkiye'nin başka yerlerinden insanlar buralara gelip tatil yaparlar. Bir hafta kalırlar, üç gün kalırlar. Yani bu mümkün bence. Mümkünüm. Allah versin de bunlar hepsi gerçeklensinler. Gerçekten güzel. Şarap dediniz de isterim daha bir iş açıklama size. Bilmiyorum. Belki mi işittiniz, belki mi gördünüz. Çünkü internette var çok videolar. Görmediyseniz varınca göresiniz internette ama varınca Kasım ayında gelersiniz Gagavuzi'ye. Tamam. Bizim var çok güzel şarap festivalimiz. Evet biliyorum. O şarap festivalinde göreceğiniz dilince fabrikada şarap yapıyorlar ama önce evde yapıyorlar şarap. Şimdi buradan biraz da reklam yapayım. Bizde Gagavuzya'da var öyle aileler nerede yapıyorlar? Nerede 100 yıldan ziyade şarap yapıyorlar? Evet. Onlar kendi evlerinde bir mini fabrika gibi bir şey yapmışlar ama yerle yapıyorlar evet. bunları hepsini. Bu mağazalarda biz mağaza diyoruz. Şarapları koruyorlar, fıçılar güzel. Bunlar da çok güzel, çok
hoşunuza gidecek biliyorum. Çünkü evet, programda büyüyünce laf ettim sizinle. Anladım hani bunlara, evet, bunlara çok mail oluyorsunuz. Şimdi aslında işte bizim bunları belki de o şarap yapılan, hı-hı, evlerde gelen insanlar böyle biraz misafir edilebilir, konaklayabilir, bir ev pansiyonculuğu gelişebilir. Gelişir bu ev pansiyonculuğu çünkü bitki vakitlerde başladılar ta yüksek uğra kaldırma. Yani o ailelerden yerde zanatlanırlar bunlarla. Evin yanında bir iki oda yaparlar mutlaka turistlere, evet, dinangları, evet, gelirler. Yani isterler görme, yani yüzümü niye suyu toplayırlar, niye suyunu yıkayırlar, niye suyunu işlediyorlar, kıyırlar, şırasını süzerler. Yani çok güzel. Bu taraftan da bir böyle bir intriga verdim size. Evet, yani, evet. Olsun yani olsun. Zaten ben de onu hissettiğim için çok hoşuma gidiyor. Yani bunu, burada bir potansiyel var. Yani bu bunu geliştirme potansiyeli. Ben bir turizmciyim. 35 seneden beri, hı-hı, bu sektörün içindeyim. Yani bana göre buraya gelen insanlar burada mutlu olurlar. Hı hı. Ama biz tabii ki aynı zamanda, ben şimdi Turizm Tanıtma Derneği Başkanıyım Çanakkale'nin. Biz de aşağı yukarı bir 20 sene önce böyle başladık. Yani Çanakkale'ye de çok turist gelmiyordu. Ama gittik fuarlara, karşılıklı kardeş şehirlerimizde çalışmalar yaptık. Şimdi tamam pandemiden dolayı değil ama bizim de Çanakkale'mize de şu anda çok önemli bir gelir kaynağı. Yani turizm ne demek? İnsanlar yaşadıkları bölgede para kazanıyorlar, geliyorlar sizin bölgenizde, o parayı harcıyorlar, hı hı, ve esnaf daha çok para girdisi oluyor, işte ev pansiyonculuğundan olsun, alışveriş, hediyelik eşyalar, yani burasının turizm üzerinden zenginleşme potansiyeli var Komrat'ın, Gagavuzya'nın. Yani bunu el birliğiyle gerçekleştirebiliriz. İsmet Bey, isterim daha bir sorum var. Bu Tomay'da aldığınız evi... Almadım henüz daha. Ama almak istediğim. Almak istediği eviniz. Onu bir turistik objekti için kullanabilmek var mı planlarda? Yoksa orada sadece kalacak yerinizi yapmak istiyorsunuz? Yani sorum neyle bağlı? Hani profesyonel turizmle zanatlanma siz burada niyetlenirsiniz mi? Yok öyle bir niyetim yok. Orası sadece, hı-hı, benim kendi ailem ve, hı-hı, arkadaşlarım, dostlarım için düşündüm ben orasını. Orası küçük bir yer zaten. Yani iki dönüm bir arazisi var. Hı-hı. Ama ev çok güzel. Yani güzel böyle ahşap işlemeleri, hı-hı, var. Aşağıda mahzeni var. Yani bir mesela bir şarapçılıkla uğraşan bir insanın mahzeni olması, hı-hı, gerekir. Oysa burada sizin her evde mahzen var köylerinizde. Mağazalar var. Hı-hı. Evet, mağazalar var. Yani bunlar... biraz restore edildiği zaman, o güzel güzel motiflerle işte işlendiği zaman keyifli bir eviniz burada, bir ayağınız burada olmuş olacak. Ondan sonra aileniz gelebilir, çocuklarınız gelebilir. O benim daha çok kendi ailem için. Yani ben bu yaştan sonra öyle bir yatırım yapmak değil, daha çok yatırımcıları size getirebiliriz biz. Yani hem Çanakkale'den, hem Türkiye'den, hem de belki yurt dışında, Almanya'da mesela uzun yıllar yaşadım. Yani onlar burasını keşfettiği zaman onlar yaparlar. Biz artık şey yapalım. Yani bizim görevimiz dernekiz biz. Sosyal ilişki kuralım. Köprü olalım. İsmet Bey, o 30 yıldan ziyade 35 sene sonra turizmle zanatlanırsınız. Hangi devletlerde acaba ta bulundunuz? Söylediniz Almanya, Türkiye, Gagavuzya, Moldova, evet, onların arasında da hangi ülkelerde bulunduğunuz, kaç ülke diyelim, dünyanın şimdi, kaç ülkesinde bulunduğunuz? Evet, şimdi ben kendim Alman dil edebiyatı okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Daha sonra profesyonel rehber oldum Almanca, hı-hı, dilinde. Ve yıllarca Almanya'dan gelen turistleri bütün Türkiye'de gezdirdim. Hı-hı. Daha sonra 10 yıl kadar Almanya Berlin'de 3 tane seyahat ajantem vardı. Dardanel Reisen, Çanakkale'nin. Boğaz'ın ismi Dardanel'dir. Hı hı. Oradan uçaklarla hep turist taşıdık Türkiye'ye. En son 2008 yılında Prag'dan Çanakkale'ye turist, hı hı, getirdik. Uçakla getirdik. Daha sonra Çanakkale'de Ticaret Odası Turizm Komitesi Başkanlığı yaptım. O dönemde başka ilişkiler kurduk. Turizm Tanıtma Derneği Çanakkale'nin en eski derneklerindendir. Yani önümüzdeki sene 2023'te 60 yıllık bir dernektir Turizm Tanıtma Derneği ve bizim birçok böyle ülkelerle Çanakkale turizmini geliştirmek için ilişkilerimiz oldu. Mesela bundan 6-5 sene önce Romanya Köstence orada Mecidiye diye bir
Mehmet Niyazi Derneği vardı. Mehmet Niyazi Derneği ile bir araya geldik. Daha sonra Ankara'dan yurt dışı Türkler topluluğu var Ankara'da, yani yurt dışında yaşayan. Orada onlardan bir proje yaptık. 160 tane Mecidiye'den Tatar Türklerini, oradaki öğrencileri Çanakkale'ye götürdük. Mesela 4 otobüs 4 seferde sürekli götürdük. Onlarla akraba gibi olduk mesela. Şimdi bence burasıyla da aynı şekilde yapabiliriz. Yani Mecidiye, Romanya'dan sonra burası da bir ikinci bir etap olabilir. Kaldı ki yani bizim insanımız dediğim gibi burasını çok merak ediyor. Yani buraları Moldova, Gagavuzya hep böyle kitaplarda yahut da internette görüyor. Şimdi bizler tanıtmaya başladık, merak uyandırdık. Yani turizm, biz benim seyahat acentem de vardı Çanakkale'de, Abydos Seyahat Acentesi. Yani oradan aslında bütün Avrupa ülkelerine, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya ben hayatım boyunca hep turizm yaptık. Yani büyük de bir tecrübe kazandık tabii ki. İsmet Bey, ben isterim bizim seyircilere göstermeye. Biz de burada masanın üstünde var. Biz deriz ad kırıtka deriz. Böyle güzellik kartı. Evet. Burada Çanakkale'nin güzellikleri, yani turistik objektleri, doğru mu anladım? Ben onları bir aslında çok güzel bir şey yaptık burada. Mesela Çanakkale abidesidir bu. Bugün Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda en büyük mücadelesi Çanakkale'de yapılmıştır. Çanakkale Savaşları. 18 Mart zaferidir. Ondan sonra Truva, Çanakkale mesela sizin elinizdedir herhalde. Truva atı. Truva atı. Trajanski konj. Biz Rusya diyorlar. Trajan atı. Trajan atı. Bu Truva Çanakkale'dedir. Dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yerdir. Kaz Dağları. Mitolojik açıdan çok önemlidir. Yani Homeros'un İlyada destanı Truva üzerine, Truva Savaşı'nı anlatır. Ve Aeneas diye bir Truvalı kahraman daha sonra gider Roma'yı kurar. Roma İmparatorluğu'nun temelleri Truvalılar tarafından atılmıştır. Yani bunu bütün dünya bilir mitolojik açıdan. Hatta Truva medeniyeti, bugün Avrupa kültürü Truva'dan yayılmıştır. O açıdan Truva çok önemlidir dünyada. İşte bu Çanakkale'nin bir antik şehridir. Bunun yanında Çanakkale'de Assos vardır mesela. İlk filozof okulunun olduğu yer, Aristoteles'in ilk filozof okulu olduğu yer. Yani dünyada savaşmadan insanlar birbirleriyle anlaşarak medeniyet, barış içinde yaşamayı bizim topraklarımızdan yayılmıştır. Bu açıdan çok önemlidir. Başlamışlar orada. Ve biz burada, bunun çok ilginç bir tarafı var. Bunu Gagavuzyalı Yuri Bey bunu yaptı. Bizim belediyemiz de teşkil mesai geçti. Belediye Çanakkale tanıtımını bir sizin vatandaşınızla yapıldı mesela. Çok ben teşekkür ederim kendisine buradan. O açıdan da çok önemli. Umarım gelecekte Gagavuzya'dan da böyle miraklı kartları yapacaklar. Evet. Ve Çanakkale'nin turistleri hem yaşayanları da görebilecekler Gagavuzya'nın güzelliklerini. Hani aslında bizde var Gagavuzya'da ama bugün bilmedik. Hani siz bize bu sürprizi getireceğiniz, biz de size dediğini hazırlayacaktık ama mutlaka göndereceğiz size. Şimdi vereceğiz. Bu kartlar çok özel kartlar. Bunları internet cep telefonunuzda gösteriyorsunuz. Ondan sonra 3D boyutlu, hemen o fotoğraf canlanıyor ve orada hemen telefonunuzda onun tarihçesi anlatılıyor. Yani çok güzel bir 3D kartları bunlar. Yani bravo. VR kart diyorlar bunlara. Yani bunu telefonunuza tutuyorsunuz. Tuttuğunuz zaman onun bütün hikayesini anlatıyor. Her yönünden gösteriyor. O bakımdan bence güzel bir tanıtım aracı. Güzel bir tanıtım aracıyım. Tabii ki tekrarlanıyorum. Umutlanıyoruz. Hani Gagavuzya'dan da böyle bir şey, bir hediye şimdi verdim bizim seyircilere. Onlar da düşünsünler. İsmet Bey, ben isterim şükür etme tabiri sıra size. Hani siz bulduğunuz vakit de geldiniz. Stüdyamıza meraklandırdınız. Evet. Bekleyeceğiz şimdi sizin geri dönüşünüzü. Biz de televizyoncular da, yaşayanlar da. Çünkü
bu projelere anılarını siz açıkladınız. Gerçekten lazım yaşatma, lazım ilerletme. Hani bu dostluk arada imzayla kalmasın. Hani ilişkiler ilerlesinler, büyüsünler. Hem Türkiye'nin, Gagauzya'nın yaşayanları bu güzellikleri anlasınlar. Hem olsun kolaylıkları değişmeyen bu güzelliklerle. Çok doğru söylüyorsunuz. Bence insanlar gezdikçe mutlu olurlar. Gezmek her zaman çok pahalı değildir. İşte özellikle bizim gibi böyle kardeş şehir olacak olan şehirler, mesela buradan Gagauzya'dan bir Komratlı yahut da Gagauzyalı bir insanı Çanakkale'de görmek, Çanakkale'de bizler artık varız. Bir bakın ben buraya geldim, ev almaya geldim. Yani belki onlar gelirler, bizleri bulacaklar. Orada bizim mesela denizimiz çok güzeldir. Adalarımız var, Gökçeada, Bozcaada'mız, Kaz Dağları'mız. Yani hem tarihsel hem doğal güzellikler açısından zengin bir yerdir. Karşılıklı olarak gelip gidilir, tatil yapılır. İnsanlar tatil yaptıkça bence mutlu olurlar. Ben buradan aslında bütün sizlerin huzurunda, bütün Gagavuz halkını Çanakkale'ye davet ediyorum. Artık bizler varız. Vera Hanım olsun, işte Euro olsun, sizler aracılığıyla. Yani orada memleketimizi onlara tanıtmak, Çanakkale'leri buraya getirip burada sizlerin memleketini tanıtmak, kültürel alışverişimizi, turizmimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sağ olun İsmet Bey. Sevgili seyirciler, ben tabiri kere aklınıza getiririm. Hani bugün stüdyomuzda misafir gibi bulundu. Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Balkan. Ne güzel açan bu dostluk bağlantıları kurulayırlar iki kardeş devletin arasında. Tabiri ki açıklarım. Hani umutlanırız bu bağlantılar ilerleyecekler. Sadece imzada kalmayacaklar. Hem Gagauzya'nın, Türkiye'nin yaşayanları bu bağlantıdan sadece daha mutlu olacaklar. Hepsinize derim sağ olun. Hani bugün bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla. Gelen buluşmaklardan Garata kanalında.